Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bilgi, yani öğretmekle eğitmenin arasında çok önemli bir fark var. Sahip olunan bir bilgiyi muhataba ulaştırmak aslında bilgi vermektir, öğretmektir. Eğitmek ise o bilginin, verilen o bilginin insan hayatında güzelliğe, bir yaşama, bir değere, tabiri caizse ete, kana, kemiğe, ruha dönüşmesi demektir. Bilgili öğretildiği düşünülen çok insan görürsünüz ama eğitimli insan sayısı çok azdır. Bizde eğitim daha çok diplomayla, nüfuzla, toplumsal bir statüyle, etiketle, ünvanla tanımlanmıştır. Oysa ki mutlak eğitimci Allah'tır. Yani en temel, en esas eğitimci Allah'tır. Mürebbidir, Rab olması yönüyle. Şimdi Resulullah Aleyhisselam ashabını hem bilgilendiriyordu hem de eğitiyordu. Yani hem öğretiyordu hem eğitiyordu. Öğrenilmeden eğitmek zordur. Mesela çocukların gelişim sürecine baktığınızda aslında çocuklara orada sözlü bir bilgi yüklemekten ziyade davranışsal bir pratikle eğitim öne çıkar. Dolayısıyla biz Resulullah'tan nakledilen hadisleri okurken, anlamaya çalışırken, bu bahsettiğimiz hususları bilgi dokümantasyonundan yaşamsal bir pratiğe dönüştürmemiz gerekiyor. Ümmetin burada ihtiyacı çok fazla kardeşler. Yani çok kitaplar okuyor insanlar. Çok vaazlar dinliyorlar, çok yerler geziyor, görüyorlar. Çok fazla bilgi kaynakları var. Ama eğitimli, mümin, ahlaklı, örnek, önder, şahsiyet pek oluşmuyor. İşte buradaki temel sorun bilginin İslamileştirilmesi, terbiye edilmesi sorunu var. Bu birinci aşama. İkinci aşama ise o bilginin zihinsel iz düşümünün hayatsal bir karşılığının olması gerekiyor. Şimdi birazdan bazı hadisler nakledeceğim. Şimdi belki söylediğim, naklettiğim birçok hadisi daha önce de duymuş olabilirsiniz, biliyor olabilirsiniz. Ama bu bildiğiniz hadisin sizin hayatınızdaki karşılığı ne? İşte aslında biz o hadisi o zaman bilmiş oluruz. Bakın, şeytan bir bilgiye sahip ama bilgiyi imana dönüştürmüyor. Ehli kitap bir bilgiye sahip. Doğulu, batılı din bilimcileri, oryantalistler, müsteşrikler bir bilgiye sahip. Ama temel sorun ne? Yakine dönüşme sorunu var. Onun için eğitimli Müslüman diplomayla ölçülen insan değildir. Eğitimli Müslüman
hayatın içerisinde ömrüyle, mücadelesiyle örnekliği ortaya koyan kimse demektir. Hatta affedersiniz, bazen hayvanlar bile eğitilmez aslında. Hani hayvan eğitimi derler, hayvanın eğitilmesi derler. Aslında orada içgüdüsel olarak hayvana, disipline yönelik bazı bilgiler yükleniliyor. Ve hayvan kendi doğasıyla o bilgiyi biraz dayakla, biraz korkuyla, biraz aç bırakılmakla ne yapıyor? Onu sahibinin veya etrafındaki insanların istediği hale dönüştürüyor. Mesela köpeği dövüşçü yetiştiriyor, horozu dövüşçü yetiştiriyor, deveyi dövüşçü yetiştiriyor. Bununla para kazanacak. Şimdi bakıyorsunuz sirklerde birçok hayvanlar, siz orada gösteri yaparken görüyorsunuz ama onun arkasında yığınla işkence var, eziyet var. Hatta fıtrattan kopartıldıkları ve yoğun ezalar gördükleri için bu tür gösterilere gitmek caiz midir? Bu bile bence tartışmaya açılmalıdır. Onun için hayvanların mesuliyeti yoktur ama hayvanlara karşı davranan insanların mesuliyeti vardır. Eğer bir hayvanın yemini, suyunu zamanında vermez, aç bırakırsanız bundan hesaba çekileceksiniz. Hayvanı dövmüşseniz, taşıyacağı yükten ağır bir yük yüklemişseniz hayvanın hadım edilmesi bile caiz değildir. Ondan dolayı hayvandır, boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacaktır, sahih bir hadistir. Burada hakka atıf vardır, hayvana değildir. Hani boynuzlu koç vurunca daha acıtır. Oysa ki hayvanın ne suçu var? Hiçbir kaplan, leopar, çita yakaladığı, eziyet ettiği antilop, ceylandan dolayı hesaba çekilmeyecek. Çünkü içgüdüsel kodlama buna yönelik. Biri kaçacak, biri kovalayacak. Ama insana gelince, insan müradi bir varlıktır. İradesi vardır. Onun için insan her zaman müsbet de menfi de değişime açık olan bir varlıktır. Yani ne yapalım, değişmiyoruz, böyle bir şey yok, bu bir ön kabuldür. İnsan her şartta değişebilir, dönüşebilir. Hem müsbet alanda hem menfi alanda. Aslında insanın olumlamaya yönelik dönüşümü tekamüldür. Yani insanın yaratılışındaki mükemmelliği merkeze aldığımızda insandaki her olumlu davranış fıtrattan, her olumlu davranış arızilikten kaynaklanır. Ve istisnasız her zaman ve mekanda fıtrata ait olan değerler müşrik bir toplumda bile değişmez. Hep aynıdır. Aklın makul gördüğü, fıtratın makul gördüğü, sünnetullahın yasasının makul gördüğü her davranış hiçbir zaman mekan insana göre değişiklik arz etmez kardeşler. Bu bilgiyi başta vermiş olayım. Ebu Umame radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselam şöyle buyuruyor. Haya ile gereğinden az konuşmak imanın iki bölümündendir. İmanla ilgili bazen çok ilginç tasnifler var, tanımlar var. İman 70 şubedir. En cüz'i, düşük olanı, en basiti, en küçüğü yolda insanlara eziyet veren taşları kaldırmaktır diyor Resulullah aleyhisselam. Şimdi diyeceksiniz ki yoldan taşı kaldırmakla iman arasında nasıl bir bağ var? Biz genellikle hep lafızla yaklaştığımız için daha önce de söylediğimi düşünüyorum. Ayetlerde de, hadislerde de
murad ve hikmet merkezli okumalara yoğunlaşmamız lazım. Yani acaba Allah ne diyor, ne demek istiyor? Resulullah ne diyor, ne demek istiyor? Bu iki varlıktan, bu iki değerden gelen bilgiyi, haberi kim ne kadar doğru anlarsa en iyi kul, en iyi ümmet o olacak. Çünkü din bize bu iki yerden geliyor. Bakın, din bize bu iki kaynaktan geliyor. Bunun dışından bize din gelmiyor. Bu iki kaynaktan kim ne kadar ne anlamışsa o geliyor. Onun için burada böyle Resulullah'ın bir tanımlamasıdır. Mesela ben sadece örnek veriyorum. Bunun bir şerhini görmedim bir yerde ama düşünüyorum. Resulullah acaba burada neyi murad etmiş olabilir? Bakın, ben demiyorum ki Resulullah'ın mutlak muradı budur. Bunu demiyorum. Çünkü öyle olduğu vakitte muradı ipotek koyup tespit etmiş, benim dışımdaki görüş murada uygun değil gibi bir görüş olur ki böyle bir hadsizlik içerisine girmem. Haddimi bilirim. Ama ben şöyle anlayabilirim, gerekçemi ortaya koyabilirsem. İnsanların İstikamette yürürken o Allah'ın yolunda yürümeye engel olabilecek her ne varsa onları kaldırmak, kişiyi iman yolunda yürütmek imandandır gibi bir anlam yüklüyorum. Bu benim kalbimde bir karşılık buluyor. Ha, şunu iptal etmiyorum. Yolda bazen görürsünüz çocuklar taşla işte maç yaparlar, kale kurar. Taşı maç bitince bırakır gider. O esnada ama biri geçer, yaşlı geçer, görmez, takılır, düşer. Araba geçer, vurur, tekerlekle fırlatır, bir camı kırar, birisine zarar verir. Fiilen ve fiziken de kaldıralım bunu. Bu yönünü de ihmal etmeyelim. Ama biraz mesaja odaklanılmalı diye düşünüyorum. Yani Resulullah'ın söylemiş olduğu sözün sadece kendi dönemiyle alakalı değildir. Düşmanla karşılaştığınızda elinizde ne varsa atın diyor. Ne var? O zaman mızraktan başka bir şey yok elinde. Taş ve mızrak var. Yani mancınığı da taşa dahil et. Başka bir şey var mı atacak o dönemin içerisinde? Yok. Füze var, top var, mermi var. Yani bakın, bir mesaj verilmeye çalışıyor. Bir örnek sadece. Onun için burada da o hadisle yani anlam bağı kurarak haya ile gereğinden az konuşmak imanın iki bölümündendir. Müstehcen konuşmak ile gereğinden fazla konuşmak münafıklığın iki bölümüdür diyor. Subhanallah. Bakın, şu anda tiyatrolar, skeçler, parodiler, filmler yapılıyor. Milyonlarca izleyicisi var. Dangalak insanlar, affedersiniz, toplumun ahlakını bozuyorlar, fesat üretiyorlar, fısk içerisinde sözler. Ama bir bakıyorsunuz filmleri 1, 2, 3, 4, 5. çekiliyor, 6. çekiliyor. Gişe rekorları kırıyor. Bir filmi 5 milyon insan izliyor. 5 milyon küfür ediyor, filmi izliyor. Çocuğuyla gülüyor, karısıyla gülüyor, kocasıyla gülüyor. Küfür ediyor, dinle dalga geçiyor. Ahlaksızlığın propagandasını yapıyor, gülüyor. Dinle alay edilen bir yere, bir filme, bir skeçe, oradaki bir espriye, bir fıkraya sen gülerek karşılık verdiğinde Allah'ın dinini alaya alanla ortak olmuş oluyorsun. Burada ağır hükümleri verecek bir konum olarak zikretmiyorum ama bu sorumsuzca davranış ve sözler bazen kişiyi küfre bile düşürebilir. Allah'ın diniyle alay etmek, Allah'ın diniyle alay edenlere karşı malzeme vermek, prim vermek, bir de para verip seyrediyorsun. Ne yapıyorsun? Sen o istihzacı
o müfteriyi, o mücrimi destekliyorsun. İşte bakın, Türkiye'deki sanatçı denilen mücrim tayfanın hiç affedersiniz küfür etmeden, müstehcen bir parodi içerisine girmeden güldürüyor mu? Bak, binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan bunların peşine düşüyor. Bunu Resulullah münafıklık olarak zikrediyor. Onun için tabii ki gülme, espri yapma, neşelenme hakkımız var ama bu Allah'ın diniyle, fıtri olan değerlerimizle olmaz. Olamaz. Buna prim vermemeliyiz. Buna itibar etmemeliyiz. Bu çarkın oyuncusu olmamalıyız kardeşler. Buna dikkat etmeliyiz. Ebu Said el-Hudri'den gelen bir başka rivayet. Resulullah aleyhisselam, kim helal lokma yer, sünnete göre yaşar ve insanlar onun kötülüklerinden emin olursa o kişi cennete gider buyurdu. Üç tane özellik zikretmiş bu hadiste. Tirmizi almış bu hadisi kardeşler. Helal yiyecek, sünneti Resulullah'a göre yaşayacak ve insanlar onun kötülüğünden emin olur. Yani bu adam kötülük yapmaz. Kim kötülük yapar? Kötü insanlar kötülük yapar. İyi insandan iyilik sadır olur, kötü insandan da kötülük sadır olur. İyi kim? Kur'an'a göre muhsin. İyilerin üç özelliğinden bahsetmiştik. Bir, hayatıyla iyi. İki, sürekli iyilik yapıyor. Üç, iyilerle beraber oluyor. Yani iyi bir insanın, muhsin olan bir insanın bu üç özellik onun hayatının tabiri caizse esasıdır. Ondan dolayı kardeşler, kötülük gelmez. Yani bu benim beni kandırmaz. Benim sırrımı vermez. Sırla alakalı bir başka bir başlık var birazdan. Beni yalanla kandırmaz. Beni aldatmaz. Benim hakkımda konuşmaz. Bana kusurlu mal satmaz. Beni yanlışa yönlendirmez. Yani bundan bana kötülük gelmez. Biz hayatta böyle şahsiyetler olacağız. Kendisinden kötülük gelmeyen, belki kendi nefsine kötülük yapabilir ama hiçbir zaman için başkasına kötülük yapmayacak. Günahın böyle bir boyutu var. Bazı günahlar vardır kişinin kendisiyle sınırlıdır. Bazı günahlar vardır bir başkasına zarar verir. Bazı günahlar da vardır Allah'ın hakkına bizatihi zarar verir. Şirk gibi. Hadisin devamında diyor ki Allah Resulüne sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü, bugün bu özellikteki kişiler insanlar arasında pek çoktur. Yani pek vardır, epey vardır ya Resulallah. Allah Resulü aleyhisselam da diyor ki bu özellikteki kimseler benden sonraki asırlarda da olacaktır. Yani aslında bu ümmetin bir yine Resulullah'ın ifadesiyle yağmur bulutuna benzetilmesi. Yani hangisinin hayırlı, hangisinin üstün, hangisinin iyi olduğu şeydir. Zamana, mekana, Allah'ın takdirine göre değişebilir. Evet. Bir başka hadis Enes bin Malik'ten geliyor. Bu hadisi Bukhari, Müslim, Ahmet bin Hanbel almış kardeşler. Enes bin Malik biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam'ın uzun yıllar hizmetinde bulunmuş, çocukluğundan itibaren Resulullah'ın hizmetinde bulunmuş bir sahabi. Hatta bazı rivayetlere göre en son vefat eden sahabi, en uzun yaşayan sahabilerden birisi. 100 yaşına kadar, 100 küsur yaşına kadar yaşadığı nakledilmektedir. Şöyle diyor, ben çocuklarla oynarken Resulullah Aleyhisselam yanıma geldi. Bize selam verdi. Beni bir iş için, bir hacet için gönderdi.
Bu sebeple annemin yanına dönmekte ben geciktim. Eve geldiğim zaman annem bana niye geciktin diye sordu. Ben de Resulullah Aleyhisselam beni bir hacet için bir yere gönderdi dedim. Annem de dedi ki o hacet, o ihtiyaç neymiş diye sordu. Ben de dedim ki o bir sırdır. Yani Enes bin Malik annesinin ısrarına rağmen o bir sırdır. Yani Resulullah'ın beni ne için gönderdiğini sana söyleyemem. Çünkü Resulullah dedi ki bu yapman gereken işi hiçbir kimseye söyleme dedi diyor. Enes diyor ki Allah'a adına yemin ederim ki eğer ben bu sırrı bir kimseye söyleyecek olsam sana söylerdim ey Sabit dedi. Burada Sabit hadisin ravilerinde geçen Sabit olarak nakledilmiş. Şimdi bakın kardeşler, bazen bazı konularda gevşeklik gösterebiliyoruz. Müslüman sır tutmayı bilecek. Yani sır aslında biraz kavram olarak sıkıntılı bir kavram. Bizim Türkçe'ye biraz yanlış gelmiş gibi sanki. Hani sırlar dünyası, böyle bir gizemlilik, bir böyle kapalılık, olağanüstülük falan. Şimdi sır aslında şu, bir bilgi var sende, sana özel olarak verilmiş. Bu neye benzer biliyor musun? Sana bir mal emanet ediliyor. O malı sen başkasına vermeyeceksin. O sende kalması gerekiyor. Sana bir şey verilmiş, sen onu belki bir kimseye ulaştıracaksın ya da hiç kimseye ulaştırmayacaksın. O sende kalacak. Tamam? Fakat sen sana verilen o emaneti başkalarına veriyorsun. Verilmemesi gerekenlere veriyorsun. Şimdi bu neyi beraberinde getiriyor? Bakın, sırrın bozulması en önemli olarak güven sarsılması meydana getiriyor. Hani mümin elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimse ya. Şimdi bu konuda kardeşlerime şöyle daha genel bir tavsiyem olsun. Biraz yaşanılan hayat tecrübelerinden. Bazı Müslümanlar kendilerine fayda sağlamayan, yük getirecek bilgi alıyorlar. Önceden bir eğitim verilirdi. Neydi bu eğitim? Yani yarın Müslümanlara zarar verebilecek bir bilgiye sahip olma. Çünkü birisi seni yakalasa, dövse, ellerine geçsen, esir etseler, işkence yapsalar ya da sen o ayartmaya hevandan boyun eğsen en fazla bildiğini söylersin. Bilmediğini söyleyemezsin. Onun için gereksiz yük almamalıyız. Hele ki bunun İlla kişinin kendisine sır olarak söylenmesi de gerekmiyor. Bir Müslümanın sizde özel bir bilgisi var. Bir mahremiyeti var. Şahsıyla alakalı. Kalbini açmış size. Özel bir durumunu açmış. Bir sıkıntısını açmış. Ailevi, şahsi, ekonomik, bir Müslümanla yaşadığı bir sorun veya kendi hayatında çok önemli bir hadise. Sen aslında bunu tutman gerekirken bunu tutmuyoruz. Hele bir de o kişiyle aran açıldığında onu bir başka yerde söylüyorsan İmam Şafii diyor ki bu tür amelde bulunan insanda diyor münafıklık özelliği vardır. Ben çok makul görüyorum İmam Şafii'nin bu sözünü. Ben de aynı kanaatteyim. Yani bu bozuk bir karakterin tezahürüdür. Adamla aran açılmış olabilir, samimiyetin bozulmuş olabilir. O sana güvenip o günün şartlarında bir şey söylemişse ve o söylenilen bir günaha
bir başkasının hayatına kasıt söz konusu değilse, sadece sende kalması gerekense sende toprağa gidecek. Bakın kardeşler, bazen öyle şeyler olur ki hanımınla konuşmaman gerekir. Çocuğunla konuşmaman gerekir. Ortağınla konuşmaman gerekir. Hatta bazen kendin unutman gerekir. Unutacaksın, bitireceksin, atacaksın. Müslüman söz tutmayı bilecek. Sır daha çok aslında verilmiş olan bir emanettir. Sözlü bir emanettir. Bunu koruyacağız. Kime karşı? Herkese karşı. Bazen Müslüman olmayan birisinin özel bir bilgisi de sende olur. Eğer bu bir başkasına zarar verecek bir durumda değilse onu da koruman gerekir. Aynı onun malı gibidir. Yani bir adam kafirse onun malına tecavüz edemezsin. Onu aldatamazsın, ondan habersiz kullanamazsın. Biz Müslümanız. Bizim yaptığımız, yapacağımız her iş şer'i şerife uygun olmak zorundadır. Çünkü bizim kriterlerimizi, değerlerimizi, kültürümüz, algımız, tecrübemiz değil, Allah belirler. Karşımızdakiler her türlü ahlaksızlığı yapabilir. Çünkü onun değeri yok. Ama bizim değerimiz var. Bizim değerimizi belirleyen Allah'tır. İslam'dır. Bak annesine bile söylemiyor. Söylemeyecek. Buralarda biraz ağzımızı tutmamız gerekiyor. Her şeyi herkesin yanında. Kim neyi ne kadar bilmesi gerekiyorsa o kadarını bilsin. Kimde özel bir bilgi varsa, eğer illa bir olayı anlatacaksa şahsı zikretmeden anlatsın. Gıybet niye haram? Tecessüs niye haram? Suizan niye haram? Kovuculuk niye haram? Nemime niye haram? Çünkü bunların her birisi kişinin itibarını zedeleyen, güveni zedeleyen, şahsiyetini töhmet altına alan amellerdir. Bundan şiddetle kaçınacağız. Her zaman ifadelendirmeye çalışıyorum. Zor kazanıyoruz, kolay kaybetmeyelim. Günahımız bize yeter. Başka günah yüklenmeye gerek yok. Yani bir yerde Müslümanların gıybeti yapılıyorsa orayı terk edin kardeşim. Oradan hayır çıkmaz. Birinin gıybetini yapıp bir yerden sana laf getiriyorsa unutma, o kişi senden de alıp bir başka yere laf götürecek ve senin gıybetini yapacak. Bunu unutma. Bu böyledir. Şunu demeliyiz kardeşim, kapat. Faydası ama meraklıyız. Deşeliyoruz. Ne oldu falan. Ne olacak öğrenince? Sonucu değiştirecek misin? Fayda sağlayacağın bir durum mu? Kamuya açık bir durum mu? Bunlar özel hallerdir. Ama sen sırf merakının gitmesi için bunu yapıyorsun. Bu olmaz. Mesela Allah Resulü Aleyhisselam her konuyu herkesle konuşmazdı. Hangi konuda kim ehilse onunla onu konuşurdu. Ve Allah Resulü Aleyhisselam her konuyu herkesle de aynı oranda istişare de etmezdi. Yani kim hangi konuda ehilse onunla onu konuşurdu. Bazen bir bakıyorsunuz, davet mektupları gönderilirken adını, şanını, sanını hiç duymadığınız birisi Resulullah'ın elçisi olmuş. Demek ki orası için o sorunu onun çözmesi gerekiyor. O çözsün. Aynı zamanda bu bir iç eğitimdir ve iç güvendir. Şu an İslami camiada, çok affınıza sığınıyorum, böyle kötü insanlar gibi, böyle dedikodu, fısıltılar, zanlar, birbirine reddiye vermeler ve insanlar da bu günahı seviyorlar, hoşlarına gidiyor. Vaazlar, nasihatler, öğütler fazla ilgi çekmiyor ama kim kimin hakkında ne kadar atmış, sallamış, onlar büyük bir rağbet görüyor. Yani reddiyelerle, töhmetlerle, alaylarla, işte maskelerini düşüreceğiz. Sen de maske takıyorsun.
Biri de senin maskeni düşürecek. Bu mu? Bu eğitim değil. Burada başka hesaplar var. Az çok sosyal medyayı görüyorsunuz. Millet habire birbirine reddiye, arkadan konuşmalar, sosyal medyadan laf giydirmeler. Geliyor, bizim de kulağımıza geliyor. Kumpaslar, entrikalar. Yazık diyorsun, yazık. Günah biriktiriyor. Ebu Zer radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Ey Allah'ın Resulü, amellerin en faziletlisi hangisidir diye sordum. Allah Resulü aleyhisselam da iman etmek ve onun yolunda cihad etmektir buyurdu. Aslında İslam'ı iki kelimeyle özetle deseler, hadi üç kelime, ikiyle belki zor anlatacağız. Hayat, iman, cihat ve şehadettir. İnanın hayat budur. İman etmek, cihat etmek, şahit ve şehit olarak Allah'a kavuşmaktır. Yani bu üç değer üzerinde yürüyeceğiz. Bu üç değerle yaşayacağız. Bununla Allah'a kavuşacağız. Kavuşmanın gayreti içerisine gireceğiz. İman etmek, yapılacak her amelin, kulluğun makbuliyeti için ilk olması olmaz şarttır. Çünkü iman olmasa başka bir şey olmaz. Her şeyden vazgeçeriz, imandan vazgeçemeyiz. İman kulun Allah'la bağıyla başlar. Ve onunla cennete gider. Onunla kurtuluşa erer. Orası ana temel hattır. Orada gevşeme olmaz, çözülme olmaz, yıpranma olmaz. Orada orantılar milim şaşmaz. %99 iman olmaz. %100 olacak, %100. %1 tereddüt olmayacak, şüphe olmayacak. İki, cihat. Yani Allah Resulü söylüyor. Niye cihat? Çünkü cihat, bir insan Allah'a iman edince kulluk başlıyor. Kulluğun ferdi ve toplumsal iki yönlü ciheti var. Cihadın iki yönlü ciheti var. Yönü var. Cihad, burada müstakil bir ders yaptık. Katılan kardeşler bilirler. Bir insanın veya bir toplumun, İnsanlığın Allah'a kul olmasının önünde oluşmuş olan engellerin kaldırılması için verilen mücadelenin adıdır. Bir insanın, bir toplumun Allah'a kul olmasının önünde engeller nasıl oluşturulmuş ve nasıl kaldırılması gerekiyorsa o şekliyle. Onun için ne demiştik? Cihat, bakın namazın bile kerahat vakti var ama cihadın kerahat vakti yoktur. Cihat, kerahat vakti olmayan bir ibadettir. Dolayısıyla şehadet de aslında bunun sonuç bildirgesidir. Başlangıç şahitliktir, bitiş şehadettir. Yani bir insan Allah'ın dinine şahit olarak girip şehit olarak çıkmalıdır. İşte şahit olarak girip şehit olarak tamamladığında bu aradaki mücadelesi cihattır ve bunlara bu amelleri yaptıran da imandır. Hangi köleyi hürriyetine kavuşturmak daha faziletlidir diye sordum Ebu Zer diyor. Ebu Zer de aslında köle konumunda olan bir sahabi. Yani kölelik gibi bir hayat
yaşamış bir sahabi. Çok zor şartlarda. Anlaşılması, uyumu çok zor bir sahabi. Resulullah Aleyhisselam da dedi ki, sahibinin yanında en güzel ve en pahalı olan köle buyurdu. Ben tekrar dedim ki, eğer bunları yapamaz isem, Allah Resulü de dedi ki, yapana yardım eder ya da beceriksiz olan kimseye iş yaparsın buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bir de Ebu Zer'in böyle bir huyu var mübaren. Habire soru üstüne soru soruyor. Habire soru üzerine soru soruyor. Ya Resulullah açıklıyor mübarek, daha niye şey yapıyorsun? Böyle bir tartışmaya dönecek bir konuşma geçiyor Ebu Zer ile Resulullah'ın arasında. Biliyor musunuz onu? İşte içki içen cennete gider mi? Kişi günah işlerken iman ondan üste tutulur. Tövbe ederse gider. İşte zina böyle habire zorlaştırıyor. En sonunda Resulullah diyor ki, Ebu Zer'in burnu sürtülse de diyor. Hadiste aynen bu ibare geçiyor. Ebu Zer'in burnu sürtülse de. Ya kabullenmekte zorlanıyor Ebu Zer. Ama karşında Resulullah var. Resulullah öyle diyorsa öyledir. Hani karşı gelmek adına yapmıyor bunu ama biraz mizacı ve karakteri sert. Sert bir suda, tabiri caizse suyu verilmiş. Herkesle çatışıyor. Resulullah diyor, sen sakın hiçbir yerde diyor idareciliğe aday olma diyor. Yapma diyor, böyle bir şeye talip olma. Ki malum biliyorsunuz sürgünde vefat etti kendisi. Dönemin liderleriyle, yöneticileriyle hep sorun yaşadı. Ey Allah'ın Resulü, amelin bazısından aciz olursam ne buyurursunuz? Bak hala sormaya devam ediyor. Allah Resulü de sabırlı, yeter bu kadar demiyor. Şimdi ben bazen diyorum ki, bir kardeşim birisi soru soracak, hocam bir soru daha var, bir soru da diyorum, ikinci sorudan sonrası ücrete tabi. Bak diyorum, soru soranın kalitesini gösterir, ona göre soru diyorum, soru biraz geri çekiliyor, kalite açığa çıkacak, kalite kontrol. Bunu Kur'an da engelliyor. Cevabını duyduğunuzda hoşunuza gitmeyecek sorular sormayın. Yerine getireceksin mi? Halini düzelteceksin mi? Bedelini ödeyeceksin mi? Mesela bir kardeşine soruyorsun, ihtiyacın var mı? O var derse, senin de imkanı varsa karşılayacaksın. Karşılamıyorsan niye üçkağıtçılık yapıyorsun? Niye soruyorsun adama ihtiyacın var mı diye? Adam da umutlanıyor. Allah ihtiyacını görsün diye dua da edebilirsin. Ama imkanın varken karşılamazsan vebale girersin. Çünkü niye? Onu o konuda umutlandırıyorsun. Kötülüğünü insanlardan men edersin. İşte bu nefsine karşı da senden bir sadakadır. Yani senin insanlara bir kötülüğün dokunmazsa, yani bir anlamda, hani bazen derler ya, gölge etme, başka ihsan isteme. Şimdi mesela birini seviyorsanız sevginizi söyleyin. Bunda bir kusur yok. Bu övgüdür. Bu Resulullah'ın tavsiyesidir. Ben seni Allah için seviyorum kardeşim. Saklı tutma. Seviyorsan izhar et. Söyle. Cimrilik yapma. Sadece arkadaşına değil, eşine söyle. Çocuğuna söyle. Anana babana söyle. Bilmiyorum, hiç duyuyor musunuz? Ananız babanız sizi hiç kucaklamıyor. Yavrum ben seni çok seviyorum. Siz görmeyince siz de çocuklarını da yapmıyorsunuz. Tabi. Kur'an diyor ki, ya büneyye diye hitap ediyor. Sen hıyar oğlu hıyar diye çağırıyorsun çocuğunu. Kur'an okuyorsun, amelin farklı. Mesela annene babana öf deme diyor. Annenle babanla bir sorun yaşıyorsun. Selamı sabahı kesiyor. Sizleri tenzih ediyorum. Toplum algısı açısından söylüyorum. Ben biliyorum annesiyle babasıyla küsüp ziyaret etmeyen, telefonla aramayan evlat var. Hele bir de tevhidi
böyle yukarıdan aşağı girerek tanımışsa, kafir ve müşrik olarak görmüşse, o zaman iş daha da tamir bile olmuyor. Bir sürü hastalıklar, urlar, virüsler yayılıyor her tarafa. Şimdi bakın kardeşim, yani bu zor bir şey değil ya. Çok zor bir şey değil. Ama birini sevmiyorsan sevmediğini söylemek zorunda değilsin. Hatta söyleme, tut içinde. Ben var ya seni Allah için sevmiyorum. Çok itici değil mi? İçinde tut. Ha bir yanlışını görmüşsen, bak zalime bunu yap. Ama kardeşinse, aranda muhabbeti bitirme, güveni zedeleme, uyar. De ki bak senin şu amelin hoş durmuyor kardeşim de, ama toplum içinde de deme bunu. Birebir de söyle. Ama sevgini mutlaka izhar et. Yani bu kardeşliği, dostluğu, muhabbeti geliştirir, yoksa var eder, başlatır. Buralarda da cimrilik yapmayalım. Cimri sadece malından harcamayan değildir. Sevgisini, umudunu, güvenini muhataba vermeyen de cimridir. Bu muhatap arkadaşın olur, eşin olur. Duyuyorum ya, bana ömrü boyunca da bir kere güzel söz söylemedi diyor. Diyorum Polonya'ya götür. Bir hani keresteler biçiliyor ya, oradan bir geçir bakalım şöyle. Odun gibi yetişmiş. Mümin odun değildir. Mümin zariftir, naiftir, latiftir, kibardır. Bunlardan bir şey kaybetmezsin. Bunları riyakarca yapma. Romantik ol eşine karşı. Bir şey kaybetmezsin. Çocuğuna karşı müşfik ol. Herkese müşfik ol. Hiçbir şey kaybetmezsin. Bir dene özür dilemeyi. Bir alıştır diline, gönlüne. Erdemin artacak. Bir Müslüman için böyle duydum. Böyle hayatta dedi, o hiçbir kimseden özür dilemez. Ve hiçbir kimseye dedi teşekkür etmez. Bu hayatında hiç bunun hakkında görülmemiştir dedi. Çok üzülmüştüm o şahıs adına ve gözlemliyorum onu. Yani şu ana kadar ben de şahit olmadım. Merak etmeyin, şu an içimizde değil. Hangi şahıs diye şüphe etmeyelim birbirimizden. Ama ne acı bir durum değil mi ya? Yani la yüsel gibi, özür dilemeyi bilmiyor diyemezsin. Ama dilemiyor. Niye dilemiyorsun? Özür dilemeyi bilmeyen adamın aslında temel sorunu nedir biliyor musunuz? Tevbe yapamıyor demektir. Tevbesi sorunludur. Merhamet eksiktir. Başka ne vardır biliyor musunuz? Kibir vardır. Kibirli insanlar, riyakar insanlar özür dileyemezler. Ve ekseriyet teşekkür etmeyi de bilmezler. Ve bir sorunun telafisinde çok zorlanırlar. Telafi etmekte çok zorluk çekerler. Bunların, şimdi bakıyorsun bunun için şeye gidiyorlar, psikologlara gidiyorlar. Ben bunu aşamıyorum. Aşarsın. Çünkü kalbinin derinliklerine hastalık bulaşmış. Aslında bir insan bunları ne kadar hayatında diri tutarsa temizleniyor. İşte bunlar aslında temizliktir biliyor musunuz kardeşler? Kişide kronikleşmiş zaafların tedavi yöntemleridir bunlar. Bu işin gururu olmaz, kibiri olmaz. Artistik yapmayacak hiçbir kimse. Herkes haddini bilecek. En başta alemlerin Rabbi olan Allah'a karşı. Bir başka hadis, Ebu Musa el-Eşari'den rivayet edilen bir hadis var kardeşler.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden herhangi birisini bir iş hususunda bir yere gönderdiği zaman diyor ki müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Resulullah aleyhisselam bir konuda muhayyerse ve orada tercihte bir günah yoksa kolay olanı tercih ederdi. Hatta Ahzab suresindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya eyyühen nebi, inna ersalneke şahiden, bak üç özellik, mübeşşiren ve nezira. Biz seni şahit olarak, müjdelici olarak ve uyarıcı olarak gönderdik diyor. Şimdi muhataba din anlatılırken bazen korku, bazen tehdit, bazen müjde. Bu biraz tabii muhatabın konumuyla da alakalı ama özellikle biz hayatın her kademesinde ve istisnasız herkese karşı hayatı kolaylaştıran olacağız. Bakın bunu hayatımızda düstur haline getirelim. Kimseye hayatı zorlaştırmayalım. Yani bizimle beraber olmak isteyen, bizimle iş yapan, bir ekip çalışmasının bir parçasıysak, biz ona işi kolaylaştıran olalım. Yük yükleyen değil, yük alan olmaya gayret. Herkes böyle baksa, ya alabileceksen git suyunu kendin al. Yapabileceğin işi kendin yap. Başkasından isteme. Hizmetçi tutma. Yapabileceğin her işi kendin yapmaya çalış. Evde de illa hanımından bir şey isteme. Çocuğundan bir şey isteme. İsteyeceğin zaman da olur. Kendi yapabileceğin işi yap. Ve müjde. Yani önce kişiyi sevindirmek ve kolaylaştırmak. Niye zorlaştırıyorsun? Bazen işi sevap kastıyla zorlaştırarak bidat bile üretenler olabiliyor. Hurafi davrananlar olabiliyor. Ben duydum biliyor musunuz? Bozulmuş yemeği, çürük meyve yemenin daha sevap olduğunu düşünen insanlar gördüm ben. Duydum. Daha sevap olduğunu zannediyor. Yani kendisine eziyet vererek yapacağı bir işten daha fazla sevap elde edeceğini zannediyor. Mesela eftal olan nedir? Kişinin kendi mahallesinde, yakınında bulunduğu mescide gitmesidir. Yani ibadetlerini, adam daha sevap olacağı kastıyla Eyüp Sultan'a gidiyor. Eyüp Sultan da orucunu açarsa daha sevap olacağını zannediyor. Kim öğretti? Nereden aldın bu bilgiyi? Ha bir mekan olarak ziyarete gidebilirsin. Her yeri dolaşabilirsin. Şimdi ne yapıyor? Hava soğuk. Soğuk havada soğuk suyla abdest alırsa daha sevap olacağını zannediyor. Hasta olup yatıyor ondan sonra. Kim öğretti? Yani soğuk suyla abdest almak eftal falan değil yani. Sağlığı korumak esas olandır. Örnek veriyorum yani aklıma gelen örnekler, pratik örnekler olduğu için bunları söylüyorum. Yani biz hem kendimize hem karşımızdakine hayatı zorlaştıran değil, kolaylaştıran olacağız. Yani hanımımız eve girdiğimizde böyle canı sıkılmasın, bıkmasın, çocuğumuz, işçimiz, hele birinin böyle bir yetkisi vardır, emrinin altında insanlar vardır, keyfen biraz da gücü iktidarı seviyorsa orada tahakküm kurmaya çalışır. Durduk yerde rahat bırakmaz, sürekli onun üzerinde bir üstünlük kurmaya. Bu da bir karakter problemidir. Amir olabilirsin. Ömer radıyallahu anh köleyle tek bir bineği dönüşümlü binerek gidiyorlar. Yani
Bir insan senin iş yerinde, bulunduğun ortamda statüsü, konumu dünyevi anlamda çok düşük olabilir. Ona konumu için mi değer veriyorsun, kişiliği için mi? Bizim daha önce gençlik dönemimizde inşaat işleri yapardık, dekorasyon işleri yapardık. Bir tane bir kardeşimiz vardı. Bu kardeşimiz moloz yıkım ekibiydi. Yani iyi becerirdi bu işleri. Banyo, mutfak düzenlemesinde maşallah dozer gibi bir yeri verirdin, hemen yıkardı. Benimle akrandı. Ya ihtiyaç sahibi olduğu için gözetmeye çalışırdık. Benimle pazarlık etmezdi. Fakat ben onun biraz fiyatlarını da piyasada yükselttiğim için diğer işverenler biraz bana kızıyordu. Bak bu seninle gidince senden aldığı parayı bizden yemi olarak istemeye başlıyor diyerek onun piyasasını yükseltmekle suçluyorlardı beni arkadaşlar. Böyle bakıyorum, daha evladı yaşında, amele Murat diyor, tamam mı? Böyle konuşurken, çağırırken, çağırdım bir gün onların yanında. Bu adam dedim, şu an takım elbiseyle gelse, çalıştığın yerde, mekanın sahibi olsa Murat Bey olacak. Özel ilgi göstereceksin, esas duruşa geçeceksin. Grim işi yaptığı için. Bu senden kaç yaş büyük? Bu adamın adı amele Murat mı? Ahlaksızlık yapma, özür dile. Bir daha böyle hitap etmeyeceksin. Şimdi insanlara çünkü verilen değerler hep konumlarıyla olmuş ya, bizi de etkilemiş. Zengine hayırlı olsun, fakire nereden buldun? Böyle olmaz. Bir insana konumu ve statüsü için değer verilmez. Ve hiçbir insan, hani meşhur bir sözdür, bir kimse makamını oturduğu koltuktan alıyorsa, koltuğu gittiğinde, yani daha doğrusu cümle biraz ağır olabilir ama şerefini oturduğu koltuktan alıyorsa, koltuktan indiğinde şerefi de gider. Yani makamlar kişiye değer katmaz, kişiler makamlara değer katar. Bunu işleteceğiz. Resulullah ashabını zaman zaman böyle eğitiyordu. Usame bin Zeyd kaç yaşındaydı komutan tayin edildiğinde kardeşler? 17 değil mi? 17-18 zikrediliyor. Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi sahabenin en değerli şahsiyetler. Onların olduğu hayatta Resulullah Usame'yi komutan tayin ediyor. Ömrü iktifa etmedi, yetmedi. Ebu Bekir hilafete geçince yine komutan olarak o gitti ama o devlet başkanı olarak kaldı. 17-18 yaşında. Ama onda da bir şımarma yok. İş ehil olanlar yeter ki iş başına geçsin, bazen değişebilir. O an o işi kim en iyi yapacaksa. Tabii ki tecrübe önemli, tabii ki saygı önemli, tabii ki hürmet önemli, tabii ki yaşında getirdiği bir örfümüzde meşru olan bir yön vardır. Ama bu ne imkanı olanda üstünlüğe, ne imkansız olanda yerginliğe, ezikliğe sebebiyet vermemeli. Onun için kardeşlerim, buralar insanın hiç bitmek, tükenmek bilmeyen iç eğitimleridir. Bu işte mezun olunmayan okul ve verilmeyen diplomanın olduğu yer burasıdır. Bu hep hayat boyu devam eder. Çünkü niye biliyor musunuz? Senin konumun da sürekli değişir. Şimdi bakıyorsun, hani bir tabir vardır ya, ciğeri beş para etmez derler.
Ama o an bir konumu vardır onun. Ona büyük ilgiler gösterilir. Korumalar, başkanlar. Zaten şimdi öyle bir toplumda yaşıyoruz ki her üç kişinin dördü başkan. Her yer başkan. Hitapları da diyor. Başkan gel, başkan git. Başkan ne yapalım, ne haber başkan? İyiyim başkan. Herkes başkan. Abartıyor muyum arkadaşlar? Öyle yani. Ben ne yapayım? Her taraf başkan dolmuş. Bir de başkanlık sistemi var. Şimdi insanların verdiği bu geçici ve sahte ünvanlar insanları çok etkiliyor arkadaşlar. Ben buralarda bir bilinçaltı ezikliği yaşadığımızı düşünüyorum. Resullere bakıyorsunuz. Bakın bugünkü toplumda, tabirimi mazur görün, sıradan basit işçilerin yaptığı demirci, marangoz, hayvancılıkla uğraşıyor, tarımla uğraşıyor. Allah'ın Resulü ya. Allah'ın Resulü. Allah Resulü bugün bu topluma gelse, muhtemelen bu sistemin okullarında okuyarak diploma almazlar. Onlar diplomayı tabiri caizse Allah'tan alırlar. Almışlardır zaten. Muhtemelen bazıları burun kıvırırlar. Klasik medreseyle akademik ünvanların çatıştığı alandır burası. Akademisyenler medrese mollalarını ümmi olmakla, diplomasız olmakla suçlarlar. Medrese mollaları da akademik ünvanı olan proflar Arapça bilmediği için daha bu Arapça bile bilmiyor. Bu hiçbir şey bilmez. Ben bunu şahit oldum defalarca. İsim isim. Şimdi insanın doğasında böyle bir etiket merakı var. Bir ünvan merakı var. Ben de diyorum ki tamam etiket ve ünvan olsun ama gel kardeşim Allah'ın verdiği etikete, ünvana aday ol ya. Gel buna aday olalım. Çünkü yarın Allah bununla çağıracak. Düşünsene Nisa 69'un muhatabısın. Allah'ın nimet verdikleri. Ey filan şehit, ey Sıddık Mehmet gel. Allahu Ekber. Şehitsin, sıddıksın, salihsin. Sabigun olarak, muttaki olarak, muhsin olarak, muksit olarak yaşamışsın. Ve Allah seni mukarrabunların içerisinde, en yakınların içerisine yerleştirmiş. Ey mukarrabun olan falan gel. Hadi kurtardın, gir cennete. Allahu Ekber. Daha ne düşünürsün, neyin kaygısını taşarsın, artık ondan sonra korku ve hüzün duygusu bitiyor. Yani oradaki sistem değişiyor. Bazen metafizik alemi süfli, sınırlı algılarla muhakeme etmeye çalışıyoruz. Burada zaafa düşmeyelim kardeşler. Dikkat edelim. Sınırlı olan aklımızla sınırsız olanın hakkında hüküm veriyoruz. Hadsizliğe düşeriz. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Ünvanlara takılmayalım. Etiketlere takılmayalım. İşi kolaylaştıralım. Bulunduğu yerde yük ve sorun üreten değil, yük alan ve sorun çözen olalım. Hele ki bir meselede sorunlu olan şahıstan önce sorunu çözmeye namzet olalım. Allah amellerimizi güzelleştirsin, bizi güzelleştirsin, bizi sevdiklerinden eylesin, sevdiklerine dost eylesin. Vesselamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin.